Dünyada bir ilk. Çünkü beden aklı interaktif uygulaması hem size öğretiyor hem de uygulamanızı sağlıyor. Hatta bazen moralim çok bozuk diyorsunuz. Bana geliyor, düşüyor. Mesela beslenme uzmanımız baktı ama o cevap veremedi. Bana geliyor, ben sesli olarak hadi diyorum. Sen bunu yaparsın diyorum. Bedenin bebeğini unutma diyorum. O bebeğe iyi bakacaksın diyorum. Ve birdenbire morali yükseliyor. Çünkü bir sıcaklık istiyor, bir şey istiyor, sizden bir destek istiyor. İşte o desteği vermek. Bu benim hayalimdi, böyle bir kamp hayatı. Ama bunu interaktif olarak hiç hayal etmemiştim. Ama şimdi biliyorsunuz hem korona var hem de dünyada artık çok fazla merkezlere gitmek istemeyenler var. O yüzden interaktif olarak cep telefonunuza gelmiş bir uygulama. Videomuzu yayınladıktan sonra epey bir soru aldık. Bunlardan bir tanesi de ben diyelim ki beden aklını indirdim. 12 ayda orada kaldım. 12 ay sonra ne yapacağım? Zaten 12 ay sonra sana öğrettik. Yani ilkokuldan mezun oldum. Ben okuma yazmayı biliyorum ama ne yapacağım diyorsun. Ya liseye gideceksin veyahut da ne yapacaksın? Üniversiteye İlkokul. devam Ha, edeceğim. üniversiteye de devam edebilirsin. Bazen bize 3-4 yıl sürekli gelenler var. Ve şunu unutmayın. Bakın, interaktif kamp yani beden aklı kampı bir eğitim kampıdır. Siz düşünsenize temel eğitimi 8 yıla çıkarttılar. Siz bir ayda bir şey öğrenmezsiniz. Önemli olan burada öğrenmek değil, öğrendiğini uygulamak. Çünkü siz biliyor olabilirsiniz ama bilmek her şey demek değildir. Bildiğini uygulamak önemli. Yani birisinin size sürekli olarak bunları hatırlatması lazım. İşte hatırlatma olduğu için, arada da soru cevap olduğu için de çok mükemmel bir sistem. Ben öyle görüyorum. Tabii bunda da başarısız olanlar var mı? Var. Ama ben diyorum başarısız bile olsanız devam edin. Çünkü devam etmek size zarar vermez. Sağlıklı olmak, sağlık seçenekleri yemek sizin bedeninize zarar vermez. Tek zarar veren nedir? Vazgeçmek. İşte o zaman kaybedersiniz. Ama vazgeçmediğiniz müddetçe eninde sonunda kazanç sizin olacaktır. İdeal bedeninize göreceksiniz ve sağlıklı olacaksınız. Sağlıklı olmak gibi bir şey var mı? Şimdi ben beden aklı kampa katıldım. Diyelim ki uygulamam var. Bunun yanında bunu destekleyebilecek başka yöntemler ne tavsiye edersiniz hocam? Mesela biz diyoruz ki beden aklı kampına katıldınız ama tatlı isteğinizin önüne geçemiyorsunuz. Probiyotik desteğimizi kullanın. Ha bazen diyorlar ki benim bu kadar bütçem yok. Ben diyorum abur cubura ayıracağın bütçeyi kenara koy. Probiyotik kullan. Probiyotik kullanırsan abur cubur istemez. Geçen gün ben de eşim Zeynep'le onun hesabını yaptık hocam. Şimdi probiyotik kullanıyorum. Yani günde bir tane, 30 tane. Eşim de kullanıyor. Bizim valide var, anne de kullanıyor. Ondan sonra bu bir eder oluyor ya. Ya işte acaba mı falan. Sonra bir hesap yapıyorsunuz. Bir gece aslında dışarı çıksanız, bir yemek yeseniz. Daha fazla değil mi? Yani ben Bir diyorum yerde bir otursak, en bir basiti. serpme kahvaltıya gitsek hem beden aklımızı şaşırtacağız. Serpme kahvaltıya gidebilirsiniz ama serpilmiş olan şeylerden doğru olanları seçerseniz hiçbir şey olmaz. Bakın burada bir şey anlatacağım. Bir tane danışanım söyledi dedi ki ben eskiden dedi açık büfeye gidiyordum dedi. Salataları yiyordum tatlıyı hak ettim zannediyordum diyor. Meğersem yanlışmış diyor. Ben yemekleri yediğim zaman diyor tatlı yediğimde tatlı zarar vermiyor. Ama ben boş boş salataları yiyince tatlıyla vücut kendini avundurmaya çalışıyor. O zaman her şey bozuluyor. Onun için siz olun, sağlıklı olanı seçin, yiyin geçin. Ama her zaman sağlıklı olanları seçin. Sağlıklı olanlar size zarar vermez. Sizi sağlıklı bir geleceğe taşır.